Değerli basın mensupları, Can Erzincanım'ın güzel Türkiye'me selamlarını ve saygılarını getirdim. Can Erzincan'da bulunmanın onuru ve gururu son derece önemli. Toplumda seçilen siyasilerin vefalı olması lazım. Vefasız insanlar taş olur. Vefası olmayan insanlardan hiçbir şey olmaz. Bunu Şunun için söylüyorum. Beni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturan güç önce Allah'ımın gücü sonra da can Erzincanlı hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Erzincanlı hemşehrilerimin bana vermiş olduğu güç ve destek. Her konuşmamda attığım her imzada verdiğim her kararda can Erzincanlı hemşehrilerimin yüzünü ağartmak için Onların dik yürümesi için toplumun yararlı olan bütün konuları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmaya devam edeceğim. O konulardan bir tanesi ve en önemli konularımızdan bir tanesini bugün bütün Türkiye'mle kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Sevgili basın mensupları, Cumhuriyet yanmış, yıkılmış, ekonomik açıdan çökmüş, bölüştürülmüş, işgale uğramış ve işgal altında itibarını kaydet, kaybetmiş bir devletten doğan bir mucizenin adıdır. Küllerinden doğan mucizenin adı Cumhuriyet'tir. Dört ay sonra Cumhuriyetimiz yüz yaşına girecek. 24 Ekim 2020 tarihli resmi gazetede Cumhuriyet'in 100. yılının nasıl kutlanacağına ilişkin, bir cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Bu genelgeye göre Cumhuriyetimizin 100. yılı ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışı temsilciliklerde büyük bir coşkuyla kutlanacaktı. Bu genelgeye göre 100. yıl kutlamaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasında yürütülecekti. Bu genelgeye göre bir kurul oluşacaktı. Kutlamalar 2023 yılı boyunca da sürecekti. 2023 yılının 6 ayı şu anda geride kaldı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuyla ilgili olarak bir soru önergesi veriyorum. Buradan da ülkeyi yönetenlere soruyorum. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları ile ilgili bugüne kadar ne yapıldı? Bir kurul oluşturuldu mu? Bu etkinlik ve faaliyetler ne alemde? Bugüne kadar hangi etkinlik ve hangi faaliyet yapıldı? Yüzyılı sadece 29 Ekim gününe mi sığdıracaksınız? Bir mesajla mı Cumhuriyetimizin 100. yılını geçiştireceksiniz? Cumhuriyet sayesinde bayrağımız dalgalanıyor. Cumhuriyet sayesinde minarelerimizden, minarelerimizden Allahımıza bin şükür ezan sesleri yükseliyor. Cumhuriyet sayesinde özgürce yaşıyoruz. Böyle bir cumhuriyetin kıymetini bilmezsek neyin kıymetini bileceğiz? Buradan varlıklarını cumhuriyete borçlu olan bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, tarihçilere ve üniversitelere çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını öylesine böylesine geçiştirilmesine kesinlikle izin vermeyelim. Cumhuriyetimizin 100. yılını hak ettiği şekilde mutlaka kutlamamız lazım. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle cumhuriyete, demokrasiye, Atatürk'e bağlılığımızı hep birlikte göstermeliyiz. Bu güzel ülkenin neresinde doğmuş olursak olalım, hangi etnik kökene hangi inanca bağlı olursak olalım, hangi siyasi partiye mensup olursak olalım, Türkiye'nin büyük ve güçlü olmasını istiyorsak, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek istiyorsak, cumhuriyetin değerlerini bilmemiz lazım. Cumhuriyetin 100. yılının hepimizi heyecanlandırması lazım ve bu gururu ulusça yaşamamız lazım. Cumhuriyeti korumak ve savunmak bu topraklarda yaşayan herkesin görevi olmalıdır. Cumhuriyet'e sahip çıkmak demokrasiye sahip çıkmaktır. Cumhuriyet'e sahip çıkmak özgürlüklere sahip çıkmaktır. Eşitliğe sahip çıkmaktır. Bilime sahip çıkmaktır. Akla sahip çıkmaktır. Cumhuriyet din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, meslek farkı asla gözetmez. Yalnız kimse cumhuriyeti sahipsiz sanmasın. Kimse Atatürk'ümüzü savunmasız sanmasın. Bu ülke cumhuriyete sadakatle bağlı olan bir ülkedir. 66 tane yaklaşık olarak 56 ile 66 arasında İslam ülkesi var. Bugün bu İslam ülkeleri içerisinde inançlara saygılı layıklığı, cumhuriyeti ve demokrasiyi tek savunan ülke gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunu da Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün almış olduğu cumhuriyet kararına borçluyuz. O nedenle yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi, sağ olasın Mustafa Kemal Atatürk. Evet değerli arkadaşlarım, cumhuriyetin 100. yılı son derece önemli. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz 10. yıl nutkunda diyor ki: Cumhuriyeti her 10 yılda bir, her sene kutlayın ama her 10 yılda bir coşkuyla kutlayın. Cumhuriyetin 80. yılında belediye başkanıydım ve Mecdiye Köy'den Taksim Meydanı'na kadar Türkiye'nin en büyük bayrağını o dönemde açtım. 3,5 kilometre milyonlar o bayrağı taşıdı ve Cumhuriyet'in 80. yılını kutladık. Şimdi Cumhuriyet'imizin 100. yılını yakışan şekilde kutlamamız lazım. Parlamento'ya bu noktada büyük görevler düşüyor. Bütün siyasi partiler cumhuriyetimizin 100. yılı için el ele kol kola ve omuz omuza vermeliyiz. Bütün belediye başkanlarına sesleniyorum. Özellikle büyükşehir belediye başkanlarına sesleniyorum. Cumhuriyetin 100. yılı için projelerinizi açıklayın ve Cumhuriyetin 100. yılı için dünyanın her noktasındaki tarihçileri Alman, Fransız, İngiliz, İtalyan Pakistan, dünya her noktasındaki tarihçileri Türkiye'ye davet edelim ve o tarihçilerimiz gelsinler. Cumhuriyeti ve demokrasiyi en güzel şekilde yurttaşlarımıza anlatsınlar. O nedenle bugün parlamentoda bu konuşmaları yapabiliyorsak 100 sene önce alınan cumhuriyet kararına, demokrasi kararına ve insan hakları kararına borçluyuz. O nedenle de bir kere daha Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle de toplumsal barış, kardeşlik hukuku affının da çıkmasını önemli beklemekteyim. Evet değerli arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Bu noktadaki soru önergemizi de Sayın Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından e, cevaplanması e, dileğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bugün soru önergemizde sunuyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız var sayın buyurun efendim. Ee, vahim, hazine, de, bu ee, şöyle demokrasilerde siyasi partileri hangi siyasi Düşünceye mensup olursa olsun baskıyla yasalarla kanunlarla susturmak doğru değildir. Demokrasi içerisinde bütün siyasi partilere kanunlar çerçevesinde herkesin almış olduğu bir ödenek vardır, bir katkı vardır. O katkı da bu çerçeve içerisinde mutlaka yansıtılmalıdır. Ben görüşlerin ve düşüncelerin baskıyla görüş ve düşüncelerin efendime söyleyeyim yasalarla engellenmesini asla doğru bulmam. Demokrasilerde güç halkın gücüdür. Halkın vermiş olduğu gücü parlamento en iyi şekilde değerlendirmeli. Demokrasi sizin gibi düşünmeyen insanlara da saygı göstermek olmalı. Herkes aynı şeyi düşünce zaten adı demokrasi olmaz. Demokrasi hoşgörüdür, güzelliktir. Karşı fikirdeki insanların da görüşlerine saygı duymaktır. net rakam bu otuz dört geldi. yüz bu rakamı siz asgari ücretle ilgili olarak üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Asgari ücretle ilgili olarak bir kere iki tane yabancı iki tane yabancı araştırma kuruluşu bir tane de Türk yabancı araştırma kuruluşu sendikalarla beraber bir e, asgari asgari geçim araştırması yapmalı ve fiyatlar da asgari ücretler de her 4 ayda bir mutlaka güncellenmesi lazım böyle giderse siz asgari ücret zam yapıyorsunuz ama arkasından ekmek fiyatları et fiyatları gıda fiyatları alabildiğine yükseliyor ve bu rakamları ben son derece az buluyorum doğru bulmuyorum Erzincan'dan geliyorum. Tarıma bakıyorum, hayvancılığa bakıyorum. Tedbir alınmadığı takdirde seneye bu zamana kalmaz etin fiyatı 1200 liraya kadar çıkar. Çiftçilerimiz son derece perişan vaziyette. O nedenle de asgari ücretin hiç olmazsa her 4 ayda bir mutlaka güncellenmesi lazım ve asgari ücretle ilgili olarak da objektif değerlendirme yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'nin evrensel hukuk kurallarına uyması lazım. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsveç'te, Danimarka'da, Norveç'te hiçbir zaman yargı kararları asla tartışılmaz. Türkiye'de yargı kararlarını siyasiler tartışıyorsa demek ki yargıda problem vardır. Bizim hep beraber bir araya gelip bütün siyasi partiler, bütün gruplar mutlaka bir araya gelip evrensel hukuk kurallarına uyan ve bir kere daha bu yasalar değişmeyecek olan bir e, yeni bir hukuk sistemini gündeme getirmemiz lazım. Sizin hukukunuz benim hukukum olmaz. Hukuk herkese lazımdır ve herkesin hukuka inanması lazım. Ama hepimiz Son derece üzüldüm. Bu tip konuşmalar siyasete olan ilgiyi azaltır. Bu tip konuşmalar demokrasiye olan ilgiyi azaltır. Geçmişte önemli görevlerde bulunmuş siyasilerin attıkları adama, verdikleri karara son derece dikkatli, dikkatli olmaları lazım. Şunu bilmenizi istiyorum ki, omurganız yoksa, duruşunuz yoksa bir kere ihanet ettiyseniz ömür boyu ihanet edersiniz. Siyasetçiler e, siyasette vefasızlara, ihanetçilere asla ve asla yer olmaması lazım. Siyaset omurgalı insanların siyaseti olmalı. Siyasette insanlar taraf olmalı. Taraf olmayanlar da ber taraf olur. Siyasette siyasiler gücünü bulunduğu koltuktan almamalı. Siyasette insanlar gücünü kendi kişiliğinden almalı ve insanlar doğrultu tutarlığından hiçbir zaman ayrılmamalıdır. Zikzak yapan siyaset adamlarının ömrü çok kısa olur ama dik duran, omurgası olan, ilkelerini, prensiplerini düzgün bir şekilde savunanların yolu her zaman uzun olmuştur. O nedenle iyi günde beraber olduğunuz insanları yarın görüş aylıklarınız olduğunuz zaman hiçbir şekilde bir şey söylememeniz lazım. Tarihe lütfen bakın. Sayın Baykal'la büyük bir mücadelem oldu. Ama Sayın Baykal'la çok da iyi günlerim oldu. O iyi günleri esnasında ve sonrasında verdiğim mücadelede bir tek kelime dahi konuşmadım. Konuşmam. Ben kendime yakışanı yapmam lazım. Her siyasi de kendine yakışanı yapıyor. Unutmayın ki yurttaşlarımız buna bakarlar ederler. Omurgası olmayan, ilkesi olmayan, prensibi olmayan yanar döner siyasetçileri toplum dışlar ve reddeder. Başkanım, ben siz e, siz basın mezunusunuz. Hayır rica ederim. Burada sadece basın mensupları. Bu kere de sen bizim ilçe başkanımız mı hasta mısın sen? <laughs> ayıp olur olmaz olmaz ayıp olur. Sonra sen bana sor istediğin ayıp olur. Evet peki değerli arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumhuriyetimizin 100. yılının önemi üzerinde durmanızı özellikle rica ediyorum. Bir kere daha ben en son gerçekten son sözünde şunu söylemek isterim. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, sağ olasın Mustafa Kemal Atatürk. Evet.